Herkese iyi akşamlar. Afyon Postası'ndasınız. Afyonkarahisar'ın ilk ve tek dijital gazetesindesiniz. Farklı konu ve konuklarla sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün özel bir konuğumuz var. Son günlerde çok sık konuşulan bir isim. 22. dönem Afyonkarahisar Milletvekili, İyi Parti'nin 2019 yılı Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Doktor Mahmut Koçak'la birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hemen konuğuma döneceğim ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu yayınımızı Facebook, YouTube ve Twitter üzerinden eş zamanlı olarak başlattık. Sizler de Mahmut Bey'e iletmek istediğiniz sorularınız var ise bu platformlardan iletebilirsiniz. Biz gün boyu Instagram üzerinden sizlerden gelen soruları aldık. Hem benim sorularımı kendisine ileteceğim hem de sizlerden gelen soruları peyderpey iletmeye başlayacağım. Hemen başlayalım Sayın Vekil. Malum sosyal medya platformundayız. Ne söylersiniz, nasılsınız? Önce buradan başlayalım. Sağlık en önemli nimet. Ben hem hekim olduğum için ilk önce sağlıktan başlayalım. Çok şükür sağlıklıyız, zindeyiz, enerji doluyuz, milletimize hizmet aşkıyla doluyuz ve elimizden geldiğince de her gün hizmet etmeye, çalışmaya, koşturmaya, çevremize, eşimize, dostumuza, hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. İyiyiz, sizleri de iyi görüyoruz, izliyoruz. Çok şükür, bizler de iyiyiz, çok sağ olun. Sorularıma geçeceğim. Tabii. Son zamanlarda çok sık konuşuluyorsunuz. Ben doğrudan kitabın ortasından konuşacağım tabii, aslında. İYİ Parti'nin kongreleri oldu. Siz bu kongrelere katılmadığınız yönde eleştirildiniz. İşte biz bunu İYİ Parti'nin il başkanı Muhammed Mısırlıoğlu'na da sorduk. İşte 18 ilçede kongre olduğunu, size 2-3 defa davet edildiğini fakat gitmediğinizi söyledi. Bir soğukluk mu var, bir kırgınlık mı var? Neden gitmediniz bu kongrelere? İsterseniz buradan başlayalım doğrudan. Evet. Şimdi öncelikle siyasi partiler demokrasimizin olmazsa olmazı. Ve siyasi partiler bu millete hizmet etmenin bir vesilesi. Siyasi partiler millete hizmet etmenin bir aracı, bir amacı değil. Yani amacımız bir siyasi parti kurmak, bir siyasi partiyi putlaştırmak anlamında bir şey değil. Ama bu millete hizmet etmek istiyorsak bir siyasi partiyi vasıta ederek bu millete o partinin çatısı altında ideallerimize, düşüncelerimize uyduğu şekliyle hizmet etmektir. Anketlerden bahsettiniz. Benim ismim birinci çıkıyor dediniz. Yok, birinci çıkıyor. Ben zirvede çıkması bir şeyin göstergesidir. Demek ki vatandaşla hizmet konusunda bizim bir sorunumuzun olmadığını, iletişim konusunda bir sorunumuzun olmadığını, Afyonkarahisar'ı bugün bir milletvekili değilim, herhangi bir sorumluluğum da yok. Ona rağmen Afyonkarahisar'daki yapılan anketlerde bizim ismimizin hep zirvelerde çıkması, 1'de, 2'de, 3'de ama her zaman ilk 2'de, 3'te çıkmasının altında yatan sebebinde karşılıklı okurduğumuz vatandaşımızla 32 yıl içerisinde inşa ettiğimiz bu gönül bağının olduğunu ifade ettim. Bu önemli bir şeydir. Çünkü siyasette bulunan insanlar eğer yanında halkın iradesi yoksa zayıf insanlardır. Halk iradesi çok önemlidir. Milletin talep ettikleri, milletin istediği insanların siyasette varlığı ve Ankara'da onların bu şehri ve ülkemizi temsil etmesi, işte hani milli iradenin yansıması dediğimiz mesele de odur zaten. Bu önemli. Keşke seçim sistemi de düzgün olsa da seçim sistemi içerisinde aynı muhtar seçtiğimiz gibi milletvekillerimizi de doğrudan ismine oy kullanarak millet seçebilse işte gerçekten milletin iradesi odur. Ama ben Cumhurbaşkanlığı modeline geçirdikten sonra vatandaşımızda da bir farkındalık doğduğunu görüyorum. Mesela gezdiğim yerlerde görüyorum. Hani şimdi bu altının adayı kim? Efendim Cumhur İttifakı'nın adayı işte Sayın Cumhurbaşkanı, altının adayı kim filan derken aday ve isim üzerinde insanlarımız biraz daha uyanmaya başladı. Ha, aday ve isim çok önemli ya demeye başladılar. Şimdi partiler hepimiz hep beraber ait olduğumuz bütün siyasi partiler köylere, beldelere gittiğinde bizim partimiz şöyle, bizim partimiz böyle dediklerinde vatandaş adayınız kim diye sormaya başlıyor. Soruyorlar da. Yani ben şimdi gittiğim yerlerde görmeye başladım. Çok da hoşuma gitti. Niye biliyor musunuz? Yıllardan beri isme oy verilir. Ya birine sorumluluk verilir. Vekaleti nasıl falanca avukata veriyorsanız
Afyonkarahisar'ın hizmetine önümüzdeki yıl 4 yıl 5 yıl talip olacak insanların da ismine oy vermeniz ve ben sana oy verdim diyebilmeniz lazım. Tabelaya oy verdim demek işi çözmüyor. O zaman muhatapsızlıkla karşı karşıyasın. Hesabı kime soracaksın? Hesabı kimden alacaksın? Tabelada bugün Ahmet oluyor, yarın Mehmet oluyor. İl başkanları değişiyor, ilçe başkanları değişiyor. İl genel meclisindekiler değişiyor. Gün oluyor, liderleri de değişiyor. Şimdi 4 yıllıksa 4 yıllık, 5 yıllıksa 5 yıllık kime yetki verdiysen arkadaş biz o yetkiyi sana verdik. Ama geldik şu meseleyle ilgili ilgilenmedin, şunu şöyle yapmadın diyebileceği muhataplıkların da artık seçim sistemiyle de oluşması lazım. Yine böyle bir seçim sistemimiz olmadığı için yine tabelalarla gideceğiz. Ama bir gün mutlaka batıda olduğu gibi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi millet kişiye oy verecek. Kişiye oy verecek. Ben belki daraltılmış, tercih sistemli, doğrudan adaya oy kullanılan seçim modellerine doğru Türkiye'ye geçecek diye daha düşünüyorum. Daha toplumun bilinçlendiği dönemde belki bunlar tabii, daha... Yani geçecek. Ya öyle de ben bakmıyorum. Ben bağımsız aday olduğumda en az o iptaller şehir merkezlerinde çıktı, ilçe merkez. Köylerde iptal oranı çok düşüktü. Yani ben bilirim diyenler biraz çok hata edebiliyor o işlerde. Millet emin ol sevdiği bir insan olduğu zaman kalbine saklıyor oyu. Nasıl oy kullanacağını iki kere, üç kere talim ediyor. Ondan sonra da gidiyor sandıkta gereğini yapıyor. Ben zaten kullandım, ben biliyorum nasıl oy kullanacağını falan diyen insan sandığın başına gittiğinde bizde de zaten gidiyoruz hepimiz hep beraber oy kullandığımızda. Sanki mahkemede ifade veriyormuş gibi oy kullanıyor insanlar. Çok stresli, birbirleriyle konuşmuyorlar. Sanki alıp götürecekler cezaevinde sorgulayacaklar, içeriye atacaklarmış gibi. Görüyoruz. Şu rahat şöyle bir demokratik görev yerine getiriyoruz. Memleketimizin önümüzdeki dönemine hizmet edecek insanlarımızı seçiyoruz. Rahatlığı içerisinde olmuyorlar ki sıraya giriyorlar. Kumanya sırası gibi. Ve arkasından da içeri girdiğinde bir telaş, dışarı çıktığında ayrı bir telaş, birbirleriyle konuşmayarak oyunu kullanıyorlar. Yani şunu demek istiyorum, demokrasi güzel şey, rekabet güzel şey, bunu bir siyasi ahlak içerisinde yürütmek çok daha erdemli ve daha güzel bir şey diye düşünüyorum. Evet. Yayında sorun var mı? Yok değil mi? Yok. Tamam, devam edelim o zaman. AK Parti ile görüştüğünüz söyleniyor. Yani sizin doğrudan Cumhurbaşkanı ile görüştüğünüz ya da Binali Yıldırım'la görüştüğünüz ya da AK Parti'den size teklif geldiği söyleniyor. Bununla ilgili iddiaları ne söylersiniz? Siz görüştünüz mü ya da size bir teklif geldi mi? Bunu da doğrudan sormak istiyorum. Evet. Şimdi bunu şöyle bir cevaplayayım. Bu son zamanlarda çokça benim adımın geçmesini de bir şekilde koymaya çalışıyorum. Neden? Ya arkadaş şu memlekette en az 10-15 tane parti seçime girecek. Yani bir sürü partimiz var da 90-100 tane. Seçime girme hakkını kazanan 23-24 parti var. En az 6'şar tane adayı olacak bu partilerin. Şu anda da bir sürü adayı arkadaşlarımız zaten sahada geziyorlar. Sayıya vurduğunda 200-300 tane buradan kişinin ismi listelerde yer alacak. Aday olarak da tahmin ediyorum 300 kişi de belki de daha fazla bütün partileri sayıyorum insan olacak. Ya arkadaş sanki 6 tane ben hani daha öyle bir şeye karar vermiş değilim. Sanki 6 koltuğun 6'sına da Mahmut Koçak oturacakmış gibi sağlı sollu mitralyöz ateşleri başlıyor. Makinalı tüfek ateşleri başlıyor. Ve seçimin geldiğini tam sesleriyle değil Mahmut Koçak haberleriyle anlamak diye buna diyorlar herhalde diyorum. Çünkü beni yakın köylerimizden birinden aradılar. Çokça isminiz geçti mi hakikaten seçimin yaklaştığının farkına varıyoruz diye espri yaptılar. Birincisi bu. İkincisi şimdi bu öyle bir soru ki öyle bir derin soru ki Sayın Cumhurbaşkanı ben Sayın Cumhurbaşkanı'na siyaset yaptım ya. Görüştünüz mü? Ha son zamanlarda görüştünüz mü dersen? Hayır görüşmedim. Birincisi bu. İkincisi yok bir genel başkan yardımcısı beni davet etmiş genel merkeze gitmişim. Efsane çok görüntüler varmış. Varsa versinler Afyon Postası yayınlasın işte. Görüntüler varsa. Kim diyorsa onları. Birileri sürekli böyle bir şeyler çıkarıyor. Sürekli toplumun
zihnini bulandırmaya çalışıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da benim böyle bir görüşmem olmadı. Herhangi böyle bir genel merkeze davet gibi, genel merkezde genel başkan yardımcılarıyla konuşmak gibi herhangi bir toplantımız ya da buluşmamız da söz konusu olmadı. Bir de şunu şu açıdan ele alıyorum. Ya sizin konuştuğunuz kişi, yani adını zikrettiğiniz, sağından solundan didiklediğiniz kişi Mahmut Koçak. Bu Mahmut Koçak sadece Afyonkarahisar'da milletine hizmet etmekle kalmayıp Türkiye'de de birçok alanda devletine ve milletine hizmet eden bir adam. Benim siyasete 2007'den sonra bir ara verdim, bir es verdim. Ta 2019'da yerel seçimlere kadar. Arada neredeyse bir 12 sene geçmiş. Ama ben bu 12 sene içerisinde hem Afyonkarahisar'ımı ihmal etmedim, insanlarımızı, gelenlerimizi elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Telefonlarımı değiştirmedim, yerim belli, geldiğimde hep insanlarımın içindeydim. Hastası, sökeli, çoluğu, çocuğu, genci, hepsine kapım açık, gönlüm de açık. Şeref de duyarım bu millete hizmet etmekten, gurur da duyuyorum. Bu 12 sene içerisinde ben Güneydoğu'da Türkiye'nin terörle mücadelesi kapsamında güvenlik korucularının geçici köy korucuları statüsünden güvenlik korucuları statüsüne geçerken bir sürü kongrelerinde şurada burada gönüllü olarak görev almış birisiyim. Hı hı. Cebimdeki parayla, efendim yanımdaki arkadaşlarımla. Bunun en canlı tanığı Afyonkarahisar'ın şehit aileleri ve gazileridir. Birçok kongrelere onlarla beraber gittik. Güvenlik korucuları ve şehit ailelerinin dernekleri kuruldu. O derneklerin kongreleri, federasyona yürümeleri, federasyondan konfederasyon çatısı altında toplanmaları, Hakkari'si, Van'ı, Bitlis'i, Diyarbakır'ı, Mardin'i, efendim Şırnak'ı, ya her yerde bizim ayak izlerimiz var. Afyonkarahisar'ın şehit aileleriyle biz şey yapmadık ki, boş durmadık ki, memleketimiz için çalıştık, gönüllü çalıştık. Bazı arkadaşlar mola verdiği zaman Avrupa'ya gider, tatile gider, Bodrum'a gider, Antalya'ya gider. Biz Güneydoğu'da vatanımızın bölünmezliğiyle ilgili mücadele eden güvenlik korucularımızın bu sivil toplumlaşması, dernek, federasyon, konfederasyon yolunda yaklaşık 8-9 yılımızı onlarla beraber geçirdik. Bunun işte biraz önce de söyledim, en canlı tanığı Afyonkarahisar'ın şehit aileleridir. Buyurun Kumartaşlı bağlansın, anlatsın, konuşsun nerelere gittik, neler yaptığımızı. Şimdi aynı zamanda 2014'ten itibaren bugün Türkiye'nin gündeminde olan Diyarbakır anneleri olarak gündeminde olan annelerin Diyarbakır Belediyesi önünde bulunan çadırlarının yıkıldığında, eyleme başladıklarında ilk giden yine bizdik. 2014'te, 2014'ün Temmuz ayında Afyonkarahisar'ın şehit ailelerini de aldım, gittik. Beraberce annelere sahiplendik. Orada bir dik duruş sergiledik. Onların Türkiye gündemine taşınmalarına büyük katkı sağladık. Yetmedi, bir daha gittik. Kurban Bayramı'nda gittik. Hemen akabinde. Yetmedi, onları Ankara'ya davet ettik. Tekrar gündeme, Türkiye'nin gündemine taşıdık. Yetmedi, Batman'da iftar verdik bu ailelerle. Yine bizim şehit ailelerimizle beraber. Yani ben bunların reklamını mı yapayım? Afyonkarahisar bunları bilmiyorsa suç benim değil, ya da bir gerek yok ki, biz bunu Allah rızası için yaptık. Bu vatan için, bu devlet için yaptık. İlla bilinmesini istesek çok geniş bir basardık. Mesela bu da dernek bizim çalışmalarımızla ilgili. Burada adım adım bütün faaliyetlerimizin, çalışmalarımızın bir özeti, kitap haline gelecek şekilde bir özeti. Kardeşlik iftarlarımız, Anadolu Köy Korucuları Konfederasyonu'nun şeyleri, Mardin'de yaptığımız teröre lanet mitingi dahil olmak üzere hepsinin görselleri, her şeyi sosyal medyadan da Google Hazretlerine girdiğin zaman da Mahmut Koçak güvenlik korucuları, Doktor Mahmut Koçak geçici köy korucuları yazdığında, Mahmut Koçak Afyonkarahisar şehit aileleri, Diyarbakır anneleri diye yazdığında bunun bütün serencamını tarih içerisinde, son 10 yıl, 8 yıl içerisinde neler yaptığımızın göstergesidir. Şimdi bunları yaparken bu çok ciddi bir iş. Bu çok ciddi bir iş. Niye? 55 bin belki de biraz daha üzerinde Türkiye'nin 3. büyük güvenlik gücü, güvenlik korucuları dediğiniz müessese. Türkiye'nin 3. büyük 55 bin silahlı üyesi var. Ben bunların ailelerini, bunların şehitlerini, şehit ailelerini, bunların gazilerini,
bir dernek çatısı altında toplanmasına gönüllü olarak faaliyet gösterdim. Şimdi tabii ki bunu yaparken ben o dönemin bakanıyla görüşeceğim, bilgi vereceğim. Sen kimsin, ne adına yapıyorsun, ne yapıyorsun? Güneydoğu'da herhangi bir istihbarata mı çalışıyorsun demezler mi? Derler. Zaten bunu yapmamak akıl dışı bir şey. Ben ilk günden itibaren 2014 yılında da annelere giderken de 2012 yılında güvenlik korucularıyla ilgili çalışırken de o dönemin komutanlarına da o dönemin İçişleri Bakanı'na da daha sonraki gelen İçişleri Bakanlarına da bilgi aktarmak, bu arşivimizi aktarmak adına kaç defa toplantıya katılmışımdır. Bugün de beni davet ettiklerinde Ziya kardeşim, Ziya Sözen'dir şu anda Konfederasyon Başkanı. Efendim kimler katılıyor toplantıya? İçişleri Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı, işte filanca şu devletin şu görevleri. Seve seve katılırım, tecrübelerimi aktarırım, söylerim. Şimdi filanca bakanla görüşmüş, filanca affedersin ben çocukluğumda yaptım. Pazar yerinde patlıcan da sattım, karpuz da sattım. Ama ben bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli projelerine imza atabilecek derecede bilgiye, tecrübeye, her şeye sahip bir insanım. Benim sadece siyaset kimliğim yok, benim bir devlet adamı kimliğim var. Ben milletvekilliği de yaptım. Bürokraside 10 yıl üst düzeyde Sağlık Bakanlığı'nda, Başbakanlık'ta görevler yaptım. Ben harman yerinde hezin hezin gir kapıdan gelmedim ki ya. Yani ben ciddi bir şekilde eğitim aldım, devletime çalıştım, milletime çalıştım, Amerika'da çalıştım, Avrupa'da çalıştım, Afganistan'da gönüllü çalışmalar yaptım ve Afganistan'daki gönüllü çalışmalarımızdan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi beni Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Azerbaycan'da geceler düzenledim. Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da ayak basmadığım Türk dünyasında yer kalmadı. Yani nasıl bir akıldır, nasıl bir zihindir, akıl tutulmasıdır anlamak mümkün değil. Kendileriyle bunu konuşan kimse kendileriyle beni herhalde yan yana koyuyor. Ama benim sizden farkım devletteki o görevlerim, milletvekilliği yapmış olmam, benim aldığım eğitimler, ben bir tıp doktoruyum, işletme master'ı yapmışım, yönetim organizasyon üzerine doktora dersleri almışım. Bir tarafta böyle, bir tarafta böyle. Şimdi birini konuşurken 360 derece şöyle masaya yayacaksın, öyle konuşacaksın. Bu devleti yönetecek yerlere insanlar göndereceğiz önümüzdeki seçimde. Koltuk sahibi olsun, emeklilik kazansın, dokunulmazlık kazansın, şan şöhret kazansın diye değil ki. Şöyle bir nefes alıp da çoluğumuzla çocuğumuzla 15 gün tatile gittiğimizi ben hatırlamıyorum ya. Yaşım 60'a geliyor. Hayatım Afganistan'daki çocuklarla Türkiye'nin orada gücü olsun diye. Azerbaycan'da Türk dünyasıyla ilgili çırpınırdı Karadeniz geceleriyle. Avrupa'daki Türk dernekleriyle onların Avrupa Birliği sürecine katkıları ne olur ne olmaz. Beraber çalışarak gelenin bu tarafa Amerika'daki Türk dernekleriyle her şeyle bu Türkiye'nin lobisini, Türkiye'mizin daha güçlü olmasını, yurt dışında ve yurt içinde daha güçlü olmasını sağlamak adına yürüttüğümüz bir sürü gönüllü çalışmalar içerisinden geliyorum. Bunun yanında da devlette de yani diyorum ya bakanlıklarda görev yapmışım, milletvekilliği yapmışım. Milletvekilliği yaparken hem Dışişleri Komisyonu'nda hem de Milli Savunma Komisyonu'nda görev yapmışım. Ben hani bana diyorlar ki Mahmut Koçak ne yaptı? Bir şey yapmadı. Mahmut Koçak bu millete ve devlete hizmet etme dışında gerçekten bir şey yapmadı. Sadece bu millete ve devlete hizmet etti bu yaşına kadar. Ve bundan da şeref duyuyorum. Gecede, gündüzde telefonum da açık. Hizmete de her zaman hazırım. Gücümün yettiğince her konuda hizmet etmeye de devam edeceğim. Şimdi oradan bu anlatımın içerisinden de şuraya geleceğim. Arkadaş, ben bir aile kültürü aldım. Aile terbiyesi aldım. Afyonkarahisar'ın bir terbiyesi vardır. Bir edep anlayışı vardır. Türbe Camii'nin ziyarete gidenler zaten orada neleri alacağını, neleri almayacağını, Sultan Divani Hazretlerini bilenler bu Afyonkarahisar kültürünün ne olduğunu gayet iyi bilirler. Şimdi ben aile kültürü içerisinde, muhafazakar bir aileyim, İslam kültürü içerisinde, Peygamber Efendimiz'in örnek ahlakı içerisinde siyeri daha ilkokuldayken okuyarak gelen bir çocuğum. Ben anadan babadan böyle bir şeyler, bir aile terbiyesi aldım. Bunun yanında siyaset içerisinde 32 yıldır varım, bir siyaset terbiyesi anlayışım var. Bunun yanında devlette çalıştım, bir devlet terbiyesi anlayışım var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı beni davet ettiğinde, beni davet etse,
Ben Sayın Cumhurbaşkanı davetine icabet etmeyecek miyim? Ya mahalle muhtarı icabet edecek, sivil toplum kuruluşlarının başkanları icabet edecek, efendim siyasi partilerdeki insanlar ziyaret edecek. Benim partimde, şu anda üye olduğum partide görevli olan arkadaşlar, yurt dışında ticari işleri olanlar var. Sıkıntıları olduğunda Sayın Cumhurbaşkanı'ndan kendileri talep edecekler, gidecekler, onlar görüşecekler. Ama Mahmut Koçak gitmesin, Mahmut Koçak katılmasın. Bu hastalıklı bir ruh hali. Devletin başıdır Cumhurbaşkanı. Davet ederse davete icabet edilir. Davete icabet edilir. Ama benim görüşmem olmadı. Bunu da özellikle derin derin anlatarak şey yapıyorum. Böyle bir hastalıklı siyaset yapısını da bertaraf etmek lazım. Devletin başında kavga olmaz. Devlet işinde kavga olmaz. Ancak ve ancak bu memleketin hayrına herkes bilgisini, hizmetini birleştirir. Adam gibi Türkiye'ye hizmet eder. Öyle bir durum yok. Sanki kavgalıymışız gibi, birbirimizde asılmış gibi, partiler de birbirlerine karşı. Bırakın bu sünni şeyleri, kucaklaşmaya bakalım. Her gün Paşa Camii'nin önünde, cenazede, tabutun bir tarafında AK Parti'deki arkadaş, diğer tarafında İYİ Parti'deki, önümde MHP'deki, arkamda CHP'deki, ortasında da Demokrat Parti ve Deva Partisi'ndeki arkadaşlarla cenaze kaldırdığımız günler oluyor. Tabutun her tarafında ayrı görüş sahibi arkadaşlar oluyor. İşte esas olan o. Birbirimizin salına girdiğimiz memleket şartlarında ve inanç şartlarında o sala girme kültürünü hayatımıza da yansıtmamız lazım. Ben bunu yansıttığımı düşünüyorum. Ben kimseye partisinden dolayı sen şu partilisin diye kapımı kapatmadım. Ön yargılı davranmadım. Ben bütün partililere kapım açık. Benim hemşerimdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşıdır. Ben de hepsine anamın ak sütü gibi helal hizmet ederim Allah rızası için. Benim siyasete bakışım da bu. Memlekete bakışım da bu. Afyonkarahisar'la hemşehrilerimle ilgili düşüncelerim de bu. Yani sizin sorduğunuz şeye inşallah net bir şekilde cevap verebilmişimdir. Yani görüşmedim diyorsunuz. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmedim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız herhangi bir meseleyle ilgili beni davet etmiş olsaydı o davete de icabet ederdim. Benim ahlakım devlete bakışım da bunu gerektirir. Kaldı ki ben aynı zamanda ciddi bir milliyetçi bir adamım. Devlet ebed müddet felsefesiyle yetişmiş bir insanım. Dolayısıyla kendi kültürümü, kendi düşüncelerimi, tarihten aldığım tarih şuuruyla beraber bugüne taşıdığım şeyleri de inkar etmem anlamına gelir. Aksi bir tutum. Dolayısıyla bunun net bir şekilde ortaya konması lazım. Ha, yani kamuoyunda birileri atmış, gitti, görüştü, bilmem ne yaptı diye öyle bir görüşmemiz olmamıştır. Olmadı. Ama velakin Sayın Cumhurbaşkanı herhangi bir sebeple dolayı beni davet etti. Davet icabet ederim. Diyorsun. Düşüncelerimi paylaşırım, duygularımı paylaşırım. Ha, öyle bir durum olduğunda da bunu kamuoyuyla da paylaşırım. Gizli kapaklı yapmam, merak etmesinler. Kısaca alayım. İlden size bir teklif geldi mi? Bizim adayımız oldu gibi. Hayır. Arkadaşlar da kimse zan altında bulunmaz. Arkadaşlarla karşılaştığımızda tabii ki musafahalaşırız, selamlaşırız. Böyle bir teklif falan böyle bir şey yok. Öyle bir ne teklif gelmesi söz konusu ne de başka bir şey söz konusu. Ama şunu diyorum. Biraz önce dedim ya bir evde 5 kişi varsa birisiyle mutlaka diyalogumuz var. Dolayısıyla AK Parti içerisindeki arkadaşlarım da MHP içerisindeki CHP'de her yerdeki arkadaşlarımla benim diyaloglarım gayet iyi. Hepsiyle oturup konuşuyorum. Ben dünya için niye kavga edeyim ki hemşerilerimle arkadaşlarımla? Fikri olarak karşılıklı konuşuruz. Onlar benim katılmadıkları olur. Benim orada katılmadıklarım olur. Kucaklaşırız. Onların çocukları benim çocuklarım. Eğer zerre kadar ayrım yaptıysam bir sürü arkadaşlarım var oralarda söylesinler yani. Birbirimize emanetiz. Onların çocukları bize emanet. Siyaseten ayrı ayrı yerlerde olabiliriz. Ama hayata bakışımızı siyaset belirlememesi lazım. Bizim imanımız var, inancımız var. Tarihimizden ve inancımızdan aldığımız örnek bir yaşam şeklimiz var. Biz bunun dışına çıkmamamız lazım. Birçok yüzler tanıyacak, yeni insanlar çıkacak, milletin hizmetine talip olacaklar, bakacak. Kantları belinde vatandaşın, tartacak hepimizi, bakacak aday olursak benim için de geçerli. Kararını verecek, bu bizi temsil eder. Bu bizim, affedersin eşeğimizi destüverciden kurtarır diyecekler mesela, Afyon tabiriyle. Vatandaş ne diyorsa onun iradesine saygı duymak lazım. Peki şunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Muhalefette, iktidarda işte bu seçim son seçim, işte bir taraf uçurumdan önceki son seçim, başka seçim olmayacak gibi.
eleştirilerde bulunuyor, söylemler oluyor. İktidar tam tersi, işte bu seçimin yine işte beka sorunu olduğunu onlardan bahsediyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu seçim gerçekten siyaset, varlık ya da yokluk bir seçim mi yani? Yok, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir devlettir. Öyle varlık yokluk seçimi diye bir şey söz konusu olmaz. Türkiye çok büyük sıkıntılar yaşadı, neler yaşadı, neler yaşadı hepsini aşacak güçtedir, kudrettedir. Devletimizin o dinamizmi vardır. Artık milletimizde de demokratik şuur oturmuştur. Demokrasiye, cumhuriyete, devletin vatandaşları olarak herkes belli bir şuur içerisinde artık. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Umut, ben umutsuzluğu hiçbir zaman aşılamam. Umut aşılamak lazım. Türkiye'nin geleceği güzel, iyi şeyler olur. Türkiye'nin dinamizmi ve bulunduğu jeopolitik durumu her şeyiyle Türkiye parlayacak. Ben hiç şey yapmıyorum. Yani umutsuz görmüyorum ve son değildir. Siyasette her son bir başlangıçtır. 14 Mayıs bir son değil, yeni bir başlangıç olacaktır Türkiye içinde. Böyle bir fıkrayla diyeyim. Adam birisi oturuyormuş deniz kenarında. Abi sen ne yapıyorsun? Saatlerce oturdun, sürekli bakıyorsun, bir de kendi kendine konuşuyorsun filan demişler. Dalga sayıyorum demiş. Sormuşlar. O zaman sayıyorsun madem de şu gelen dalga kaç demişler. O da demiş ki o gelen dalga ilk dalga. Şimdi baktığın yere bağlı. Her gelen seçim bir ilk seçimdir. Başkası için son seçimdir ama Türkiye'nin ne ilk seçimi ne son seçimi. Türkiye'miz dinamik, güçlü bir hem devlete sahip hem de millet olarak da güçlü bir milletiz. Tarih şuurumuz var, aklımız başımızda, öyle macera peşinde değiliz. Türkiye her halükarda güzel günlere doğru yürüyecektir. Peki. Yürüteceğiz, çalışacağız. Siz basın olarak, biz siyasette, bürokraside, hizmette, nerede olursak olalım hepimiz daha iyi bir Türkiye için gayret göstereceğiz, çalışacağız, daha iyi günlere taşıyacağız. Bu mesele böyle yani. Ne görüyorsunuz sandıkta? Yani sokağa da dolaşıyorsunuz. Bir değişim mesajı var mı yoksa böyle belirsizlik mi var? Vatandaşların sıkıntıları var ama kararsızlık çok daha ön planda. Sanki 4 vatandaştan birisi böyle bir kararsız gibi. %20'lerde, 25'lerde böyle bir kararsız. Ama ben o kararsızları da kararsız görmüyorum. Bir şu Cumhurbaşkanı adayları çıktığında o kararsızlar biraz daha azalır. Milletvekili adayları çıktığında artık o çok düşük bir seviyeye doğru iner. Bence kararsızları ben daha kararlı görüyorum. Yani parti taassup içinde hareket etmeyen %25'lik kesim, belirleyici kesim listelerdeki milletvekili sıralarına, Cumhurbaşkanı adaylarının kim olduğuna filan bakıp verebilecek daha nitelikli bir seçmen. Kararsızım demiyor. Aslında daha kararımı vermedim demesindeki süreç tamamlanmadı. Bir adaylar çıksın, seçim süreci belli olsun yukarıda. Aşağıda da bölgemizde o adayları temsil edecek milletvekili adayları kimler, isim olarak ne yapmışlar, özgeçmişleri ne, inceleyecek, bakacak, öyle kararını verecek diye düşünüyorum. Öyle bir tablo var. O tablonun sonucunda ne oldu? Bir değişim olur mu sizce artık Türkiye'de? 2002'den beri bir iktidar var. Ya zaten her seçim bir değişim demektir. Yani değişim derken yani illa, iktidar değişiminden bahsediyor. İlla bir o gelsin bu gitsin. Ya onu millet karar verecek. 24 saat bile gerçekten siyasette çok uzun bir zaman. Hatırlayacaksınız rahmetli Özal'la 1980'den sonraki 83 seçimlerinde Kenan Evren demişti ki şeye verin. Necdet Sunal Paşa'ya verin demişti. Horozlu Parti'ye o zaman için. Herkes, hatta bizim Afyon milletvekili adayları bile Ankara'da evlerini bile kiralamışlardı. O kadar net bir şekilde Horozlu Parti iktidar olacak gibi görünüyordu. Fakat millet Kenan Evren Paşa'nın geceliğin o konuşmasından sonra sabahleyin rahmetli Özal'ı iktidar etti. Onun için 24 saat çok uzun zamandır. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Bakacağız. Peki. Benim sorularım bitti. Vatandaşların soruları da aslında özetle bu şekildeydi. Sizin eklemek istediğiniz son sözleriniz varsa onları da alalım isterseniz efendim. Ondan sonra bitirelim. İşte biraz önce de konuştuk. Yani bir defa siyaset kurumuna umutsuzluk yakışmaz. Millete sürekli umut vermek lazım. Bu millet bunu hak ediyor. Moralli olması lazım, huzurlu olması lazım. Dünya çok büyük sıkıntılardan geçiyor. Türkiye'de büyük sıkıntılardan geçiyor. Ama bunları çözebilecek siyasi partilerin kadroları var.
ekonomideki kurmayları var, diğer alanda kurmayları var. Bunların hepsine çözüm üretilebilir. Hı hı. Benim burada en büyük üzerinde durduğum mesele, millet olarak bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi bozmayalım. Hangi partiye oy verirsek verelim, efendim nerede olursak olalım, birbirimizi kıracak, dökecek, iftira niteliğini taşıyacak cümlelerden filan sakınalım. Düpedüz iftira atarak siyaset yapanlar görüyorum ben ya. Evet. Yani bunu iktidarı da muhalefeti de ne yazık ki yapıyor. Yapmayın arkadaşım ya. İftiralarla filan yalanlarla siyaset yapacaksanız hiç yapmayın ya. Ben bir seçim geçirdim. YouTube'da da hepsi var. Konuşmalarımın hepsi var. Ya ben hiç kimseye sataşmadım ya. Kimseyle uğraşmadım. Ama bize mesela PKK'lı mı demediler, organ nakli ticareti yapıyor diyecek kadar alçalmadılar mı? Her şeyi yaptılar. Yani siyaseti bir ahlak içerisinde yapalım. Sulandırmadan yapalım. Bu şerefli millete hizmet edecek kadroları seçtiğimizi unutalım. Kendimize gelelim ya, şöyle bir silkinelim. Kendimize gelelim. Hangi partiden olursa ne ol. Biz kardeşiz. Biraz önce konuştuğumuz gibi caminin avlusunda tabutun salına girdiğimizde birçok siyasi partilerin temsilcilerini, inan dün bir cenazede öyleydi. Metin amcanın cenazesinde. Evet. Hemen hemen bütün siyasi partilerin il başkanları vardı. Birçok görüşte. Tabutun şöyle Metin amcanın salına girdiğimde aklıma ilk olarak, ya ne kadar güzel bak, hepimiz bir salın altında buluşabiliyoruz. Bir cenaze tabutunun altında buluşabiliyoruz. Demek ki her yerde buluşabiliriz. Bu böyle olabilmemiz lazım. Birbirimizi anlayışla dinlemek, saygıyla dinlemek, kendi fikirlerimizi söylemek ama sataşmadan, hain demeyelim, birbirimizi kırmayalım. O elinde bir mahkeme kararı olmadan iftiralara girişmeyelim. Bunlar çok çirkin şeyler. Bunlar telafisi zor şeyler. Bizi biz yapan milletimizin en önemli değeri kardeşliğimiz, bir bütünlüğümüz. Biz Afyonkarahisar'da birliği sağlayamazsak Türkiye'de birlik sağlanmaz. Dolayısıyla Türkiye esas o zaman sıkıntı çeker. Biz kardeş kardeşe el ele verirsek, hangi görüşten olursa olalım insanlarımızla, hem şehrimizin sorunlarını rahat bir şekilde çözebiliriz, hem Türkiye'nin sorunlarını çözebiliriz. Bu milletin zekası var, bu milletin birikimi var, imanı var, inancı var. Ya bunları halledebiliriz ama işte seçim atmosferine gittikçe yine bu dedikodular, efendim iftiralar falan başlayacaksa hiç başlamayalım daha iyi yani seçim atmosferine. Siyaset ahlak üretmesi lazım. Millete umut vermesi lazım. Milleti kucaklaması lazım. Biz onu yapacağız. Biz onu yapmaya çalışacağız. Yapmaya çalışıyoruz. Biraz önce de söyledim. Benim için siyaset olmazsa olmaz değil. Milletvekilliği koltuğu, makamı, efendim belediye koltuğu, makamı o kadar şey değil. Olmazsa olmazım değil. Benim olmazsa olmazım evlatlarıma itibarlı bir isim bırakmak. Milletimin arasında haysiyetlice, şereflice gezebilmek. Gücümün yettiği kadar, fiziğimin el verdiği ölçüde bu millete şerefle hizmet etmek. Benim siyasetten anladığım da bu, söyleyeceğim sözler de bu. Peki. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Yayınımıza katkı sundunuz. Evet değerli Afyon Postası takipçileri, bugün konuğumuz 22. dönem Afyonkarahisar Milletvekili Doktor Mahmut Koçak'tı. Son zamanlarda Afyonkarahisar'da çok sık konuşulan konular vardı. Kendisine yönelttik. Özellikle şunu sorduk. İyi Parti'den ayrılıp ayrılmayacağını sorduk. Öyle bir şey yok dedi. İyi Parti'ye üyeyim dedi. AK Parti ile Cumhurbaşkanı ya da herhangi biriyle seçimlerle alakalı görüşüp görüşmediğini sorduk. Öyle bir görüşme olmadığını net bir şekilde söyledi. Programın ayrıntılarını biz Afyon Postası üzerinden haber olarak sizlerle paylaşacağız. Haber metni olarak sizlerle paylaşacağız. Yine program sık sık dondu bugün biraz, bu yüzden özür diliyoruz. Biraz dediğimiz gibi sabotajla karşılaştık galiba. Ama programın detaylarını biz yine Afyon Postası üzerinden sizlerle detayları paylaşacağız. Program özetle böyleydi. Biz farklı konu ve konuklarla sizlerle buluşmaya devam edeceğiz diyelim. Hoşça kalın, iyi akşamlar.